İmamoğlu solladı. Erdoğan'ı yıkan anket. PR araştırma şirketi Kasım ayında yaptığı Türkiye Geneli Siyasi Gündem araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Artı gerçekten Rıfat Doğan'ın haberine göre. Araştırma 19 ila 24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, kent kır oranına uyularak 2416 kişi ile yüz yüze mülakat yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı artı, eksi yüzde 2,7 olarak hesaplandı. PR araştırmanın, bugün genel seçim olsa, bu tabloya göre, hangi siyasi partiye oy verirsiniz? şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31,9'u AK Parti, yüzde 24,7'si Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 10,6'sı Milliyetçi Hareket Partisi, yüzde 10,2'si Halkların Demokratik Partisi, yüzde 9'u İyi Parti yanıtı verdi. Araştırmaya katılanların %7,7'si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan'a oy vermeyi, düşünürken Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünenlerin oranı %3,4. PR'ın araştırmasında geçen yıl yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla anketten çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Oy değişimlerine bakıldığında 24 Haziran'da %42,6 oy alan AK Parti'nin bugün genel seçim olması halinde %31,9'luk oyla 10 puan kaybettiği görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerine göre %2,1 oranında oylarını artırdığı araştırma sonuçlarına göre halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti'de ufak oy düşüşleri gözleniyor. Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biri ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonuçları oldu. Ankette katılanların %44,5'i ilk turda iki adayın olduğu bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz? Şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %39,7 ile İmamoğlu'nun gerisinde kaldı ankette katılanların %15,8'i ise kararsızlardan oluştu. PR'ın araştırmasına katılanların %34,2'si size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Sorusuna ekonomi yanıtı verirken, onu %16 ile işsizlik, %11 ile Suriye politikası ve %10,4 ile eğitim izledi. Şirket ankete katılanlara AK Parti iktidarında sayacağım konularda ne yönde değişim olmuştur? sorusunu yöneltti. Ekonomi, demokrasi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı şıklarının yer aldığı bu bölümde katılanların %62,2'si ekonomide, %56,1'i demokraside, %63,1'i basın özgürlüğünde ve %58,7'si yargı bağımsızlığında gerileme olduğunu belirtti. Ankette Türkiye'de ekonominin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz sorusuna katılanların %60,4'ü hayır düzelmez yanıtı verdi.